hem de hayvanlarda bulunan organik bileşiklerdir. Proteinler, amino asit adı verilen daha küçük birimlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu amino asitler, proteinlerin fonksiyonel ve yapısal çeşitliliğini sağlar. Proteinler, hücrelerin yapı taşlarıdır ve hücre işlevlerinin büyük bir kısmını gerçekleştirirler. Hücre zarı, kaslar, enzimler, hormonlar ve antikorlar gibi pek çok yapısal ve işlevsel bileşen proteinlerden oluşur. Vücuttaki proteinlerin görevleri oldukça geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Örneğin, enzimler, biyokimyasal reaksiyonları hızlandırırken hormonlar, vücudun çeşitli işlevlerini düzenler. Antikorlar ise bağışıklık sisteminin bir parçası olarak patojenlerle savaşır. Tüm canlılarda protein bulunur. Bitkilerde fotosentez yapan klorofil proteinler bitkilerin hayatta kalmasını sağlar. Hayvanlarda ise kas proteinleri hareketi sağlar. Hemoglobin proteini ise oksijen taşıma işlevini üstlenir. İnsanlar da dahil olmak üzere tüm canlılarda proteinler hayati fonksiyonların sürdürülmesinde kritik rol oynar. İnsan vücudunda farklı görevler üstlenen binlerce çeşit protein bulunur. Bunlar arasında en çok bilinenler arasında kolajen, hemoglobin, insülin ve miyozin gibi proteinler yer alır. İnsan genomunun incelenmesi, insan vücudunda tahmini olarak 30 bin farklı protein bulunduğunu göstermektedir. Bu proteinlerin her biri, vücudun belirli bir işlevini yerine getirmek üzere özelleşmiştir. Kolajen, vücudumuzdaki bağ dokularında bolca bulunur ve derinin, tendonların, bağların ve kemiklerin yapısal bütünlüğünü sağlar. Hemoglobin ise, kırmızı kan hücrelerinde bulunur ve oksijenin akciğerlerden vücudun diğer bölgelerine taşınmasında hayati bir rol oynar. İnsülin, pankreas tarafından salgılanan bir hormondur ve kan şekerini düzenler. Miyozin, kasların kasılmasını sağlayan proteinlerden biridir ve hareket etmemizi mümkün kılar. Proteinlerin yapısı dört farklı seviyede incelenebilir. Primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapı. Primer yapı, amino asitlerin belirli bir sırayla dizilmesidir. Sekonder yapı, bu amino asit dizisinin alfa heliks veya beta yapraklar gibi düzenli yapılar oluşturmasıyla ortaya çıkar. Tersiyer yapı, bu düzenli yapıların üç boyutlu katlanmasıyla oluşur. Kuaterner yapı ise birden fazla protein zincirinin bir araya gelerek kompleks yapılar oluşturmasıyla meydana gelir. Proteinlerin doğru şekilde katlanması, onların fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için kritiktir. Yanlış katlanan proteinler birçok hastalığın altında yatan neden olabilir. Örneğin Alzheimer hastalığı ve kistik fibrozis gibi hastalıklar yanlış katlanmış proteinlerle ilişkilidir. Sonuç olarak proteinler yaşamın sürdürülebilmesi için vazgeçilmez moleküllerdir. Hem bitkilerde hem de hayvanlarda bulunur ve her canlı türünde kendine özgü işlevler üstlenirler. İnsan vücudunda ise binlerce çeşit protein, sağlıklı bir yaşam sürdürmemiz için gereken çeşitli işlevleri yerine getirir. Bu nedenle proteinler biyolojik bilimlerin ve tıbbın en çok araştırılan konularından biridir.